3-4 gün oldu gidelim. Kızıldere'nin kan çiçeklerini unutma. Bugün devrim ve sosyalizm mücadelesinin 52. yıl dönümü. 30 Mart 72'de Mahir Çayan, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Ertan Saruhan, Hüdayi Arıkan, Ahmet Atasoy, Ömer Ayna, Cihan Alptekin, Tokat Niksar'ın Kızıldere Köyü'nde 12 Mart faşist cuntası tarafından katledildiler. 52 yıldır yüreğimizde, bilincimizde yaşamaya devam ediyorlar. İnandığı haklı dava uğruna gerekirse canını veren ve devrimci dayanışmayı doruklara çıkarıp bizlere miras bırakan bütün yiğit devrimcileri, Kızıldere direnişini yaratanların şahsında selamlıyoruz. Emperyalizme, faşizme, şövenizme ve gericiliğe karşı mücadelenin hiç solmayan kan çiçeklerinin, onların katledilişlerinin üzerinden bunca zaman geçmiş olmasına rağmen dipdiri kalmış, günümüze ulaşıp yön veren ve bu büyük devrimci mücadele mirasını yaratanların önünde saygıyla eğiliyoruz. Ayrı ırmaklardan akıp aynı denize dökülen bir mücadele hattında bedeli kanla yazılmış bu derin tarihsel deneyim bugün de en büyük öğretmenimizdir. Mahirlerin, denizlerin, İbrahimlerin başucunda kenetlenmiş olmak bu ülke sosyalistlerinin alacağı en büyük ders ya da birbirine verebileceği en büyük mesajdır. Bu mesajı almamış dostlarımıza bir kez daha hatırlatmak isteriz. Dün kanlı pazarı yaratanlar, dün 6. filoyu kıble yapanlar, dün Beyazıt'ı, Maraş'ı, Çorum'u, Sivas'ı yaratanlar bugün iktidarda. Dün komünistleri ezdik, 6. filo gelsin artık diyenler bugün iktidarda. Bugün de devam ediyorlar katliamlarına. Roboski'de, Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Antep'te ve daha ülkenin birçok yerinde kanlı eylemlerine devam ediyorlar. Kızıldere bir ittifak değildir. Kızıldere'yi faşizme karşı bir ittifak olarak değerlendirenler Kızıldere'yi anlamamış. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Anmadan, anlatmaktan bunu anlıyoruz. Ve